Efendim, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bugün grup toplantısında açıklamaları oldu. DEM Parti eş başkanı Tuncer Bakıran'ı eleştirdi. Sizin de yanınızda olduğunuzu söyledi. Nasıl değerlendirirsiniz? Ben muhalefet etmeyi hiç doğru bulmam. Hiç de yapmadım bunu. Ve muhalefetten bir kötü söz geldiğinde hep canı sağ olsun dedim. Musavat Bey'le de özel bir hukukum var. Onun da yine canı sağ olsun ama biraz ayıp etmiş. Şu kadarını söyleyeyim. Ben o otobüsün üstünde birlikte falan değilim. Bunu trollerden gördüyse kusur. Yok, gerçek bilgi var da böyle söylüyorsa gerçekten ayıp etmiş. Ben sabah kendi kararımı verdim, kalktım gittim. Uçaktan indim. Bir otobüs olduğunu belediyenin önünde söylediler. Otobüsün bir parti otobüsü olmadığını, sivil bir otobüs olduğunu söylediler. Üstüne çıkarım dedim. Sayın Ahmet Türk dahi bana otobüs sizin dediğinde yo ben birlikte çıkalım deyip eş belediye başkanlarını alıp çıktım. DEM Parti'nin belediye genel başkanları ne otobüsün içindeydi ne otobüsün üstündeydi. Onlar ben oraya gitmeden önce, zaten ben karanlıkta onlar güneş bakarken herhalde yarım saat önce konuşmuşlar. Onlar konuşmuşlar, ben uçaktan indim gittim. Hava da kararmıştı, kendi konuşmamı yaptım. O konuşma sırasında açıkçası Tuncer Bey'in o katılmadığım görüşlerinden de haberdar değildim. Zaten orası Tuncer Bakıran'a bir şey söyleme yeri değil, Ahmet Türk'le dayanışma yeri. Tuncer Bakıran'ın söylediği cümlelerle bir mutabakatım yok. Tuncer Bakıran'ın orada söylediği sözlerin zaten ihtiyacımız olan barış sürecine, kardeşlik sürecine katkısı da yok. Ama açıkça şunu söylemek gerekiyorsa, Erdoğan ve Bahçeli barış konuşan, sürekli barışı konuşan, kardeşliği konuşan Ahmet Türk'ü sustururlarsa bu sefer barışı ve kardeşliği daha az konuşanlar konuşmaya ya da cümlelerinde başka şeyler olmaya başlıyor. Esas sorun bu ülkenin yapması gereken mesele bir kardeşlik projesiyken siz kayyum atama falan gibi şeyler yaparsanız diller sertleşiyor. Tuncer Bey'in konuşmasını duysam da çıkıp orada bir şey demezdim ama daha sonra gördüm konuşmasını. Çünkü ben uçaktan indim gittim konuştum. Konuşmasına asla ve asla katılmıyorum söylediklerine. Ama Sayın Musavat Dervişoğlu'nun diğer partiler yapıyor ediyor. Beni tanıyan, kardeşi gibi bilen, aramızda abi kardeş hukuku olan birisinin bu kadar yanlış bir bilgiyi grup toplantısı marifetiyle yaymaya katkı sağlanması gerçekten benim açımdan üzücü oldu. Ama yine de son sözümüz her zamanki gibi canı sağ olsun. Ben muhalefetle kavga edecek halde değilim. Ayrıca da Musavat Bey'e onun da çok sevdiği bir deyimle cevap vermek gerekirse, Musavat Başkan bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan olsun. Tutup da bana Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu partinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin genel başkanına o yaptığı hatırlatmaya da lüzum yok. Bundan sonraki süreçte CHP'nin çizdiği çerçeve en doğru çerçevedir ve toplumda da en geniş kabulü gören çerçevedir. Biz o çerçevede devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Dün Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla birlikte bir gerçek ortaya çıktı. Bir anda gündeme sürekli bir bomba düşüyor malum. İlk önce gel anayasa değiştirelim dediler. Biraz önce paylaştığım cevabı verdik, o kapıyı kapadık. Sonra dediler İsrail Türkiye'ye saldıracak. Gündemi ele almak için kapalı oturuma çağırdık. Anlat bakalım dedik. Anlatamadılar. Hiçbir şey anlatmadılar. O gündemden Türkiye'yi bir şekilde kurtardık. Yoksa her akşam İsrail ile Türkiye'nin fırkateyn sayılarını F-35 F-16'larını karşılaştırmaya meyletmiş, o talimatı almış bir medya düzeni vardı ve umudu değil korkuyu örgütlemeye kalkıyorlardı. Ona engel olduk. Şimdi efendim Kürt sorunu yoktur. Ama Türkiye'nin terör sorunu vardır. Onu bitirmek için de birisi gelmelidir, bu kürsüye çıkmalıdır, bir konuşma yapmalıdır. Bütün sorunlar bitmelidir diyen bir anlayış dün ağzındaki baklayı çıkardı. Ne dedi? Ne olur Abdullah Öcalan gelse, konuşsa, umut hakkından yararlansa, yani serbest kalsa ama bir yandan da anayasa değişse ve Recep Tayyip Erdoğan yeniden bu ülkenin cumhurbaşkanı olsa ondan başka bir seçenek yoktur dedi. Neymiş? Yani
Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidarda tutabilmek için Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmayı bile göze alabilirmiş. Buradaki mesele, oradaki mesele, Türkiye'de yaşanan bütün meseleler bir demokrasi sorunu. Yani Türkiye iyi olsun diye değil, birileri iktidarı korusun diye bir bakış açısı var. Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur diyor. Ama ben bu dostluğu önemsiyorum. Hedefimiz dost değil, hedefimiz Erdoğan'a yeniden bir post diyor. Oturduğu postu kaybetmemesi diyor. Öyle olunca orada bir samimiyet olmadığı çok açık. Bizim burada şöyle bir samimiyet var. Biz Eskişehirlilerin kendi belediye başkanı seçme ve o belediye başkanı tarafından yönetilme hakkı kadar bu hakkı Osmaniyelilerin, Rizelilerin kullandığı gibi Diyarbakırlıların, Mardinlilerin de kullanmasını savunuyoruz. Bunları demokratik bir bakış açısıyla hangi partiden seçildiğine ya da hangi coğrafyada olduğuna bakmaksızın yaptığımızda bütün Türkiye, bütün sorunlarımızı aşmış olacağız. Ben 2011'de CHP'nin cezaevi komisyonu üyesi olarak aynı ziyarette hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mustafa Balbay ve Haberalı, hem Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçilmiş milletvekilini, hem de o günkü BDP, bugünkü DEM çizgisinden seçilmiş 4 milletvekilini aynı Silivri cezaevinde ziyaret ediyordum. Aynı rapora yazıyor, aynı gazetelerde haberleştiriyor ve bunu MHP ile DEM diye ayırmadan yapabiliyorduk. Tarih o milletvekillerinin FETÖ'cülerin kumpasıyla haksız yere içeride tutulduğunu ve bizim aklı o gün tuttuğu pozisyon itibariyle Tayyip Bey'in haksız olduğunu söyledi. O günlerin kudretli savcısı Zekeriya Öz ülkeyi nasıl terk etti kimse bilmiyor. Ama bir fare gibi kaçtı. Şimdi başka savcılar var, yeni kumpaslar kuruyorlar ve tek hedefleri var bir pazarlık. O pazarlıktaki alver, onun için zorlama, onun için şantaj, ama Esenyurt'taki CHP'li belediye başkanına, Mardin'deki Ahmet Türk'e kayyum atayacak kadar ileriye gidebiliyorlar. Biz samimi bir yerden bakıyoruz ve diyoruz ki bir sorun konuşulacaksa yeri meclistir. Masanın etrafında tüm siyasi partiler yerlerini almalıdır. Açık ve şeffaf olunmalıdır ve toplumsal mutabakat sağlanmalıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak en temel yaklaşımımız şudur ki hiçbir Kürt ben ikinci sınıf vatandaş hissetmiyorum diyene kadar bu sorun demokratik yollarla çözülmelidir. Ama bu çözüm yapılırken olmazsa olmaz kırmızı çizgimiz toplumsal mutabakat olmalı ve şehit ailelerinin, şehit annelerinin, şehit çocuklarının, şehit eşlerinin ve gazilerimizin gözünün içine bakamayacağımız hiçbir çözüm üretilmemelidir. Birini getirip de apar topar meclis kürsüsüne çıkarmaya kalktığınızda ben o gözlerin içine bakamam. Devlet Bahçeli nasıl bakacak bilemiyorum. Ama ben mecliste kurulan bir komisyonun bütün sorunları dinlemesini, bütün sorunlara demokratik yollarla, yasama faaliyetleriyle çözümler üretmesini, büyük bir kardeşlik projesine dönüşmesini ve en sonunda hem şehit cenazelerinin, hem annelerin gözlerinin yaşlarının durmasını, hem de ayıptır söylemesi, 1,5 trilyon dolar harcadık bu terörle mücadeleye. 1,5 trilyon dolar bugün büyüklük olarak herhalde Türkiye bütçesinin 2 katından fazla, değil mi hocam? 2 katından fazla. Ve öyle ki o bütçenin bütün o kemiğini memiğini bırakın, gerçekten fazladan kaynak yarattığınızda yaratacağı katkı refah açısından baktığınızda aynı anda tüm emeklilerin, tüm emekçilerin, tüm çiftçilerin, tüm esnafların, tüm gençlerin bugünkü beklentilerinin herhalde 5 misliyle karşılanabileceği
bir kaynak ortadan gitmiştir. Türkiye'nin geleceğinde bu kaynağı da muhafaza etmek ve bir başka yönüyle biriktirmek ve bu ülkenin gençleri için, bu ülkenin güzel insanları için harcamak fevkalade önemli olacaktır diye düşünüyorum.